güzel. Kristal gibi parlıyor. Hey! Herkes uyansın. Kış geldi. Amcam nerede? Ha? Ha? İşte orada. Hepinize selam olsun. Aleyküm selam. Amca, onu nereden buldun? Sabaha karşı karın yağmaya başladığını fark ettim. Ben de erkenden kalkıp bir kızak yaptım. Çok güzel. Ben de binebilir miyim Erez emmi? Tabii binebilirsin. Hatta aklıma kızak yarışı mı yapsak diye bir fikir geldi. Yaşasın! Bizim kızağımız yok ki. O zaman size de yaparız. Tamam olur. Eyvah! Ne oldu? Eşyalar karın altında kalmış. Dert etme kızım, hallederiz. Ben de bir şey oldu sandım. Hadi biz de işe koyulalım. Bir keresinde komşu obadaki çocukları görmüştüm yarışırlarken. Ama daha önce hiç kızak yarışı yapmamıştım. Biz çocukken her kış geldiğinde kendimize yeni kızaklar yapar, yarışırdık. Niye daha önce kimse öğretmedi ki bize nasıl kızak yapıldığını? Belki unutmuşlardır. Ama ben öğretmeyi hiç unutmayacağım. Peki, sen öğretirsin. Hadi şimdi amcamı dinleyelim. Ben kendi kızağımı çok hızlı gidecek şekilde yapacağım. Allah Allah! Devran, oğlum, burada bal vardı, sen mi kaldırdın? Yok baba, ben dokunmadım. Bu sabah oraya baktığımda bir şey bulamadım. Hay Allah, kışlık ayırmıştım onu. Kim aldı ki? Nereye gidiyoruz Erez amca? Yukarı yamaçlara. Mağaraların bulunduğu yamaç mı? Evet Bulut. Yazın bazen keçileri oraya çıkarıyorum. Çok uzun bir yamaç orası. Çok güzel olacak bu yarış. Bakalım hangimiz kazanacak? Göreceğiz bakalım. Kızım, sandığın içinde bal vardı, gördün mü? Yok baba, görmedim. Hay Allah, herkese sordum kimse almamış. Bir hayvan almış olmasın baba? Evet, olabilir. Neyse, ne yapalım? Ben ormana gidiyorum. Biraz reçine hazırlamak için çam sakızı toplayacağım. Tamam baba, kolay gelsin. Sağ ol kızım, sana da kolay gelsin. Hazır mısınız çocuklar? Evet! Hadi başlayalım. Biz hazırız Erez emmi. Tamam o zaman, sayıyorum. 1, 2, 3... Bal bu. Peki ama bu bal buraya nasıl geldi? Şimdi anlaşıldı bizim balı kimin aldı. Ne olur ne olmaz dikkat edeyim de ayıya denk gelmeyeyim. Bu kızakla beni kimse geçemez. Şimdi kurtulacağım senden. Bulut, iyi misin? İyiyim dede, bir şeyim yok.
İyi misin Bulut? Çok korkuttun bizi. İyiyim Erez amca. Hayırdır baba? Ne yapıyorsun? Çabuk yardım edin bana. Çığın altında bir ayı kaldı. Kurtarmamız lazım bir an önce. Bir ayı. Ne olmuş ona? Yoksa bayılmış mı? Hayır. Kış uykusunda uyuyor. Nasıl yani? Amma da ağırmış uykusu. Evet, Maysa haklısın. Kış uykusundaki hayvanlar bahara kadar uyurlar. Neden ki? Çünkü bazı hayvanlar kışın yiyecek bulmakta zorlandıklarından enerjilerini korumak ister. Kışı uyuyarak geçirirler. Şimdi anladım kışın neden orman hep sessiz. Meğerse herkes uyuyormuş. İlahi Maysa. Peki kavanozu ne yapacağız? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, sıcak ülkelerin birinde dostlarıyla birlikte bir leylek yaşarmış. Bu leylek o sene leyleklerle birlikte ilk defa göç yolunu tutmuş. Yeni yerler keşfetme fikri leyleğin çok hoşuna gitmiş. Göç ettikleri ülkede leylek ormanda ilk kez farklı türlerden hayvanlar keşfetme sevinciyle kendisine yeni dostlar edinmiş. Gel zaman gelmiş, git zaman gitmiş, dostlarıyla geçirdiği vakit hızlıca bitmiş, havalar soğumuş. Ve leylek kafilesi yeniden sıcak ülkelere göç etmeye hazırmış. Ancak bizim leylek arkadaşlarını terk etmek istememiş. Diğer leylekler ne yaptıysa onu ikna edememiş. Böylece diğerleri göç ederken bizim leylek ormanda diğer arkadaşlarıyla kalmış. Bir süre sonra havalar iyice soğumuş ve her yeri kar kaplamış. İlk defa kar gören leylek bu duruma çok şaşırmış. Arkadaşı ayıyı ziyarete gitmiş. Bir de ne görsün? Ayı mağarasında horul horul uyumaktaymış. Leylek ne yaptıysa bir türlü uyandıramamış arkadaşı ayıyı. Daha sonra kaplumbağayı ziyarete gitmiş. Bakmış o da uyuyor. Ne yaptıysa onu da uyandıramamış. Leylek bunda bir hikmet var deyip kendisi de kaplumbağanın yanına kıvrılıp uyumaya çalışmış. Uyu uyu leylek çok sıkılmış. Kalkıp ormanda tek başına gezmeye karar vermiş. Üstüne bir de karnı acıkmış. Ormanda tek başına gezen leylek, tek bir canlıya rastlamadığı gibi karın altındaki tohumları çıkaramadığından açlığını da yatıştıramamış. Arkadaşları kış uykusunda olduğu için canı sıkılan ve karnını doyuramayan leylek, diğer kuşların neden sıcak diyarlara göç ettiğini anlamış ve onları özlemle anmış. Bir süre sonra kış gitmiş, bahar gelmiş, ayıyla kaplumbağa uykularından uyanmış. Uyandıklarında leyleği aç bir ilaç halde bulmuşlar. Neden bu kadar çok uyudunuz diye soran leyleğe de kışın hayatın çetin geçtiğini ve bu yüzden hayvanların bir kısmının kış uykusuna yattıklarını anlatmışlar. Derken gökyüzünde leylek kafilesinin geldiğini görmüş. Hemen yanlarına gidip arkadaşlarına sarılmış ve onları ne kadar özlediğini anlatmış durmuş. Ve bir daha göç zamanını asla kaçırmamış. İyi ki bizler kış uykusuna yatmıyormuşuz. Neden? Çünkü sizleri çok özlerdim. Bu yüzden yaz kış hiç ayrılmayalım. Ayrılmayız Maysa, merak etme.